Merhaba, bu programda ilk dönem İslam tarihinde sosyal ve kültürel hayat üzerinde duracağız. Bu çerçevede toplumsal hayat, bayram ve şenlikler, çevreye ve ilmi faaliyetlere verilen önemi ele alacağız. Önce toplum yapısından bahsedelim. İlk dönem İslam tarihinde toplum, Müslümanlar ve zimmilerden meydana geliyordu. Müslümanların büyük çoğunluğu Araplardan oluşmakla birlikte, diğer etnik kökenlere mensup, mesela Habeşli, İranlı, Rum gibi insanlar, ayrıca etnik kökeni farklı köleler ve köle iken özgürlüğe kavuşmuş kimseler bulunuyordu. Hazreti Peygamber, davetini kabul eden bireyler arasında yeni bir dayanışma bağı kurarak, etnik kökeni ve daha önceki sınıfı ne olursa olsun tüm insanları kardeş ilan etmiştir. Bu kabileyi aşan ve hatta tüm etnik unsurları kuşatan bir yapıydı. Müslümanlardan başka farklı dinlere mensup çok sayıda insan yaşamaktaydı. Hazreti Peygamber Müslümanların hakim olduğu toplumda bu inancı paylaşmayanların inanç özgürlüğüne, can ve mal güvenliğine sahip olarak yaşamalarına imkan tanımıştır. Hicretten hemen sonra Medine'de bulunan müşrik ve Yahudi toplulukları ile bir sözleşme yaparak bu uygulamanın ilk adımını atmıştır. Bu surette birçok dini kültürel grubun bir arada yaşamasını mümkün kılan bir yapı oluşturmuştur. Onun döneminde Hayber, Vadil Kura, Fedek, Makna ve Teyma'da Yahudiler, Eyle'de Ezruh, Dumetül Cendel ve Necran'da Hristiyanlar, ayrıca Hecer ve Bahreyn'de Mecusiler oturuyordu. Yapılan anlaşmalara gayrimüslimler, dini ve hukuki temele dayalı kültürel kimliklerini koruyarak İslam toplumunun içinde yaşamaya devam etmişlerdir. Dillerini ve geleneklerini korumuşlar, ayin ve eğitimlerini rahatça yapmışlardır. Bunlar genelde kendi mahallelerinde oturuyorlardı. Dini ya da geleneksel kıyafetlerini giyiyorlardı. Kendi aralarındaki sorunları kendi dinlerinin kurallarına göre çözme imkanına sahiptiler. Dört halife döneminde çeşitli ülkelerin İslam topraklarına katılmasıyla Müslüman olmayanlar arasında İslamiyet'in yayılması için düzenlemeler yapıldı. Savaş yapılmadan anlaşmalar yoluyla egemenlik altına alınan yerlerde yaşayan halkların özgürlüğüne dokunulmadı. Bunlar İslamiyet'i kabul ettiklerinde Müslümanlarla aynı haklara sahip oldular. Hazreti Ömer savaşarak ele geçirilen yerlerde yaşayan halkın da barış yoluyla ele geçirilen yerlerin halkı gibi zimmi statüsüne dahil edilmesini, haraç karşılığında topraklarında bırakılmasını istedi. Müslümanlar öte yandan insanları tevhid inancına davet ediyorlardı. Ancak hiç kimse zorla İslam'a dahil edilmemiştir. Fetihlerden sonra şehirlerin kurulması ve buralarda gerçekleşen eğitim öğretim faaliyetleri sayesinde İslam toplumu her gün çoğalıp genişlemiş, Müslüman olanların sayısı hızla artmıştır. Fethedilen yerlerde sosyal yapı değişmeye başlamıştır şüphesiz buna bağlı olarak. Zimmiler, Fatih Müslümanlar, mevali, köleler sosyal yapının başlıca zümrelerini oluşturuyorlardı. İslam öncesinde toplum hürler, köleler ve azatlı kölelerden yani mevali gibi sınıflardan oluşuyordu. Bu toplumsal sınıflar İslam öncesinde keskin çizgilerle birbirinden ayrılmıştı. İslam'la birlikte toplumda sosyal hareketlilik hakim oldu. Azatlı köleler, yönetim, işte sosyal ilişkiler, ilmi hayat gibi çeşitli alanlarda eşit statüyle topluma katıldılar. Kölelerin sınıfsal konumunda pek fazla değişiklik olmamakla birlikte bu sınıf çeşitli yollarla ve yoğun bir şekilde özgürlüğe kavuşturulmaya çalışıldı. Hürriyetine kavuşturulmayanların ise hakları konusunda iyileştirici düzenlemeler yapıldı. Mevali de başlıca şu kısımlardan ibaretti. Birincisi, savaşlar sırasında esir alındıktan sonra efendileri tarafından serbest bırakılan ve onların mevlaları statüsüne girmiş azatlılar ki bunların sayısı son derece azdı. İkinci grup ise fetihler sonucu kurulan şehirlerde Arap kabilelerinin himayesine girmiş yabancı kökenli Müslümanlardı. Çoğunluğu teşkil eden bu ikinci grup, aslen Arap olmayanların sosyal yapıda iyi bir yer edinebilmeleri için
Arap kabilelerinden biriyle sözleşme yaparak ona bağlanıp himayesine girmesi, yani o kabilenin mevlası olması suretiyle oluşuyordu. Bu grup eskiden beri hürdü aslında. Daha sonraları böyle bir anlaşmaya gerek kalmadığı için mevali kavramının kapsamı geliştirdi. Aslen Arap olmayanların tamamını içine alan bir kavram haline geldi. Bu kavram özellikle dört halife döneminden sonra daha da önem kazanacaktır. Mevali hayatın her alanında, özellikle ilmi alanda ve bunun yanı sıra ticarette, çeşitli meslek alanlarında kendini göstermiş, aralarından pek çok alim çıkmıştır. Toplum yapısı hakkında bu bilgileri verdikten sonra sosyal hayatın bir başka yönüne, bayram ve şenliklere geçelim. Hem toplum psikolojisi hem de sosyal kaynaşma ve dayanışma açısından önemli olan bayram ve şenlikler ilk dönem İslam tarihinde sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçasıydı. Hicretten sonra Medine sakinlerinin eskiden kutladıkları bayramların yerini Ramazan ve Kurban bayramları aldı. Her iki bayram, yani Ramazan ve Kurban bayramları hicretin ikinci yılından itibaren kutlanmaya başlandı. Bu bayramlar aynı zamanda İslam toplumunun eski dönemlerin izlerinden arınması ve kendi dinamizmini kazanmasında rol oynamıştır. İslam tarihinde ilk dönemlerden itibaren toplum hayatında yerine getirdiği fonksiyonlar göz önünde bulundurularak düğünlere hoşgörüyle bakılmıştır. Hatta meşru sınırlar içinde teşvik edilmiştir düğünler. Hazreti Peygamber insanların biyolojik ve sosyal yöndeki istek ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyordu. O nedenle meşru zemin içinde ve aşırılığa kaçmadan düğünlerin çalgı çalınıp şarkılar söylenerek kutlanmasını tavsiye etmiştir. Kendisi davetlilere ikramda bulunmuş ve bunu tavsiye etmiştir. Hadis kitaplarında ikramlar hakkında çok geniş bilgiler yer almaktadır. Başta düğünler olmak üzere çeşitli merasimlerde verilen yemekler velime adıyla literatüre girmiştir. Sadece düğün vesilesiyle değil, başka münasebetlerle de eğlenceye izin verildiği, Hazreti Peygamber'in, sahabenin ve tabiinin bu tür eğlencelere katıldıkları biliniyor. Eğlencenin dinen caiz olmayacağı şeklinde kanaate sahip olanları Peygamberimiz ikaz etmiştir. Ancak kutlamalarda haram ve harama yol açan şeyler kesinlikle bulunmadığı ve buna izin verilmediği de bilinen bir gerçektir. Düğünlerde def çalıp eğlence geleneği dört halife döneminde de devam etmiştir. Hazreti Ömer duyduğu bir şarkı veya def sesinin evlenme veya sünnet merasimine ait olduğunu öğrenince bunu yasaklamamıştır. Daha sonra refah seviyesinin artmasıyla eğlence şekilleri de çoğalmış. Dört halife döneminde Medine'de nispeten mütevazi bir hayat sürülürken, Şam'da zenginliğin getirdiği eğlence ve israf, Ebu Zer el-Gıfari'nin valiye karşı tavır almasına sebep olmuştur. Şüphesiz ilk dönem İslam tarihinde merasimler sadece bayram ve düğün kutlamalarından ibaret değildi. Çocuğun doğumu değişik kültürlerde olduğu gibi İslam'da da çeşitli merasimlere konu oluyordu. Hazreti Peygamber'in uygulamalarında dünyaya geldiği ilk günden itibaren çocuk için yapılması gereken hususları bulmaktayız. Çocuğa at koyma, doğum dolayısıyla ziyafet verme, sünnet ettirme bunlardan birkaçıdır. Çocuğun doğumu ile ilgili bazı törenler bir takım hurafelerden arındırılmıştır. Sünnetle birlikte ziyafet verilmesi ve eğlenceye de yer verilen bir merasim yapılması Hazreti Peygamber'den hemen sonra, mesela Abdullah bin Abbas tarafından uygulanmış ve adet haline gelmiştir. İnsanın dünyaya gelişi, yetişmesi ve olgunlaşması kadar vefatı da hayatın bir gerçeğidir. İslam'a göre ölüm, fani hayattan ebedi hayata geçiştir. Kişinin vefatının ilan edilmesi gibi ön hazırlıklar, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması, defin ve sonrasındaki işlemler, taziye gibi hususlar en ince detayına kadar sisteme bağlanmıştır. Cenaze ile ilgili dini merasimler, kabirde mum yakma, bez bağlama gibi eski dinlerin kalıntısı olan hurafelerden arındırılmıştır. Cenazede üzüntü duymak
ağlamak doğal kabul edilmekle birlikte feryat etmek, üstünü başını parçalamak, aşırı hareketlerde bulunmak yasaklanmıştır. Akraba ve komşuların yemek hazırlayıp cenaze evine götürmeleri gibi anlamlı ve incelik taşıyan uygulamalar, Hazreti Peygamber'in tavsiye ve teşvikleriyle İslam dünyasında gelenek haline gelmiştir. İlk dönem İslam tarihinde çevreye verilen önemden bahsedelim biraz. Fıtrat ve tabiat üzerinde ısrarla duran, yaratan ve yaratılan ile uyumlu bir şekilde yaşamayı tavsiye eden Hazreti Peygamber'in çevrenin korunması ile ilgili çok güzel tavsiyeleri ve uygulamaları vardır. Bunların hepsi bugünkü dünyadaki çevrecilerin çevre ile ilgili meselelerin çözümü için getirdikleri önerilerle benzerlik arz etmektedir. Çevrecilerin ve çevre korumanın önemli üzerinde durduğu konulardan birisi ormanların, ağaçların ve her türlü ağaç türünün korunmasıdır. Hazreti Peygamber insanları ağaç dikmeye ve mevcut ağaçları korumaya sevk etmiştir. Onun ağaç dikmeye teşvik eden, ağacın çevre ile ilgili ve ekonomik değerini gösteren pek çok hadisi vardır. Bazı ağaçlara ve özellikle hurma ağacına özel bir ilgisi olduğu bilinmektedir. Bizzat kendisi ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmuştur. İşte ormanlar tesis etmiş, mevcut ormanları korumaya önem vermiştir. Bir defada 500 hurma ağacı dikmiştir. Eski bir orman yeri olan Züreyb mevkiini yeniden ormanlaştırmıştır. Buhari sahihinde ekip dikme ile ilgili hadisleri ayrı bir kitap halinde derlemiştir. Hazreti Peygamber belirli bölgeleri özel koruma altına almıştır. Bunlar harim veya haram ve hima yani yasak korunan bölgeler olarak adlandırılmıştır. Buralarda ağaçların kesilmesi, ot yolunması, kuşların ve diğer hayvanların avlanması yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber bugünkü sit alanlarına benzer biçimde özelliği olan bölgeleri koruma altına almıştır. Medine ve Taif bölgeleri bunların en önemlileridir. Zamanında Medine şehri her yönden bugünkü mesafe ölçülerine göre yaklaşık 32 kilometrelik çevresiyle koruma altına alınmıştır. Burada ağaçların kesilmesini yasaklamıştır. Taif'te oturan Sakif kabilesinden bir heyet hicretin 9. yılında Medine'ye gelip Müslüman olduğunda Hazreti Peygamber onlara uymaları gereken hususları içeren bir yazı verir. Siyasi, sosyal ve ekonomik meseleleri içeriyor bu yazı. Bu metinde çevre ile ilgili olarak onların vadilerinin tümünün koruma altına alındığını, yabani ağaçları kesmenin ve hayvanları öldürmenin yasak olduğunu bildirmiştir. Veç Vadisi'ne Sa'd bin Ebi Vakkas'ı korucu tayin etmiştir. Tay ve Cüreş kabileleri de kendi arazilerinin korunma altına alınmasını istemişler. O da bu isteği kabul etmiştir. Görüldüğü gibi Hazreti Peygamber ancak günümüzde farkına varılan, ihtiyacına inanılan ve bugün Milli Park, Sit Alanı ve Yeşil Alan adı verilen çevrenin korunmasıyla ilgili faaliyetleri kendi döneminde başlatmıştır. Onun bu faaliyetleri sonucu tabiatın ve yerleşim yerlerinin ekolojik yapıları korunmuştur. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer de Hazreti Peygamber'in tespit ettiği özelliği olan bölgeleri korumak için gayret sarf etmiştir. Bilindiği üzere ekolojik dengenin en önemli unsurlarından birisi hayvanlardır. Hazreti Peygamber tabiatın bir parçası olan bütün hayvanları severdi. Çeşitli vesilelerle insanların hayvanların hayat hakkına saygı göstermesi gerektiğini açıklamıştır. İşlerinin en yoğun olduğu bir anda bile hayvanların korunması ve bakımı ile ilgilenmiştir. Hicretin 8. yılında Huneyn Savaşı'ndan sonra Cirane'deyken daha önce hicret esnasında kendisini yakalamak isteyen Suraka bin Malik elindeki emenname ile gelir. Havuzlarına kendi develeri için doldurmuş olduğu sulardan çevrede otlayan başkalarına ait develerin de su içtiğini, bunun için kendisine mükafat olup olmadığını sorar. Peygamberimiz her susamış canlıya su vermekte mükafat bulunduğunu söyler. Birçok hadisinde hayvanlara iyi muamele edilmesini, şefkatli ve merhametli davranılmasını, eziyet edilmemesini, fazla yüklenmemesini, onların bakımının iyi yapılmasını,
aşağılanmamalarını ve yaratılışlarına uygun işlerde kullanılmalarını emretmiştir. Eskiden savaşlarda taraflar birbirlerinin sadece insan gücünü değil, mağlup tarafın ormanlarını, bağ, bahçe ve ekili arazilerini de tahrip ederlerdi. Savaşlarda insanların yanında birçok canlı ve doğal çevre de zarar görürdü. Bizans ve Sasanilerde durum böyleydi mesela. Böylesine bir ortamda Hazreti Peygamber ve dört halife savaşta bile çevre korumacılığına önem göstermişlerdir. Söz gelişi, Hazreti Peygamber Mute'ye sevk ettiği orduya verdiği talimatta hurmalıklara zarar verilmemesini, ağaçların kesilmemesini, binaların yakılmamasını emretmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatının akabinde Hazreti Ebubekir'in Üsame ordusuna verdiği 10 maddelik talimatın yarısı insanlardan başka diğer canlı varlıkların korunmasıyla ilgilidir. Bunlarla o, yani Hazreti Ebubekir, insanın en yakın doğal çevresinin korunmasını istemiştir. Bu talimatlar arasında başta hurma olmak üzere meyve ağaçlarını kesmeme, hayvanları da gıdadan başka bir maksatla kesmeme yer almaktadır. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın bizzat kendi elleriyle ağaç dikmek suretiyle çevreye hizmet ettiklerini görüyoruz. Son olarak ilk dönem İslam tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinden bahsedelim. Hazreti Peygamber'in ilme, eğitim ve öğretime, yazıya, okuma, yazma ve öğretime büyük önem verdiğini daha önce görmüştük. Onun gençlere ok atmak, yüzmek, hesap, tıp, nesep ve Kur'an okumak gibi hem maddi hem de manevi alanlarda eğitimlerini tavsiye ve emrettiğini, Müslümanlığı kabul eden bölgelere öğretmenler tayin ettiğini, yabancı dil öğrenmeye teşvik ettiğini tekrar hatırlatalım. Ve dört halife döneminde eğitime ve ilmi faaliyetlere verilen önem üzerinde biraz duralım. Kur'an ve sünnete vakıf olan ve okuma yazma bilen dört halife, kendi dönemlerinde halka okuma, yazma ve dini bilgiler öğretilmesi konusunda gerekli çabayı sarf etmişlerdir. Bu dönemde İslam dininin yayılması için gösterilen faaliyetlerin yanında Kur'an ve sünnetin korunması, öğretilmesi, anlaşılması ve yorumlanması üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu yöndeki faaliyetler ileride ortaya çıkacak ve gelişecek olan kıraat, tefsir, hadis gibi bilim dalları için başlangıç teşkil etmiştir. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Ebu Bekir döneminde bir mushaf halinde bir araya getirilmiştir. Hazreti Ömer döneminde Kur'an öğretmenleri tayin edilmiş ve bunlara maaş bağlanmıştır. Kur'an'ın telaffuzunu ve gramer kurallarını öğretmek için de çalışılmıştır. Edebiyat ve gramer bilenlerin Kur'an öğretmelerine dikkat edilmiştir. Kıraat konusunda ihtilafları önlemek için Hazreti Osman döneminde Kur'an nüshaları çoğaltılmıştır. Bu suretle kıraat konusundaki ihtilaflar en aza indirilmiş, Kur'an'ın sonraki nesillere Resulullah'tan geldiği şekliyle aktarılması sağlanmıştır. Dört halife döneminde sahabiler Kur'an ayetlerinin tefsirinde Müslümanlara rehberlik etmişlerdir. Onların başlattığı faaliyet sonraki nesiller tarafından sürdürülmüştür. Tefsir bu dönemde ekolleşme sürecine girmiştir. Müslümanların ikinci nesli yani tabi'in tefsir ilminin gelişmesinde etkili rol oynamıştır. Dört halife döneminde Kur'an öğretiminin yanında hadislerin neşrine de çalışılmıştır. Hadislerin naklinde titizlik gösterilmiş, hadis rivayetinde ciddiyeti sağlamak ve ortaya çıkabilecek suistimalleri önlemek için tedbirler alınmıştır. Dört halife döneminde Kur'an öğretiminin yanı sıra okuma yazma da öğretilmiştir. Valilere bütün çocukların okuma yazma öğrenmelerine dikkat etmeleri için talimat gönderilmiştir. Bu programda ilk dönem İslam tarihinde sosyal ve kültürel hayatın üzerinde durduk. Hepinize iyi günler, hoşça kalın.